Bizi çaktılar, ateşi yaktılar. Gönlünü alamaz, alayı yaramaz. Ne yaptılar? Çekil! Baba bırak! Çekil! Baba bırak! Çekil! Sakin ol! Baba bırak! Sakin ol! Çağrı sakin ol! Vefa iyi misin oğlum? Çağrı! Oğlum delirtmeyin beni! Sakin olun! Bir sakin ol! Vefa koş! Koş! Git buradan koş! Koş! Çağrı ne oluyor oğlum? Ali, ben çok kötüyüm Ali. Ali beni almaya gelin ne olur. Uzan dur ben. Kaka sakin ol. Görünmez sınırlar vardır. İnsanı insandan ayıran. Sınırı geçtiğin an bir dur derler adama. Geri bas. Buraya ait değiliz. İlk fırsatta geldiğimiz yere geri gönderecekler bizi. Açık vermek yok. Hata yapmak yok. Vefanın katilini bulmadan buradan çıkış yok. O soruları kim, neden gönderdi? Amacı ne? Bize neden yardım ediyor? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Katil okulda. Belki hiç ummadığımız biri. Belki ne mal olduğu yüzünden belli. Belki bize göz gözü gelecek cesareti bile yok. Belki de gözümüzün içine bakacak kadar canına susamış bile. Belki de hepsi. Acelemiz yok. Daha bugün bir. Ayağımızla semtimizin tozuyla geldik. Hello. Duru ben. Öğrenci temsilcisiyim. Arap ben. Memnun oldum. Arap yok listede. Bir saniye. Ali, Zeyno ve Sinan. Arap. Ha, okey. Nickname diyorsun. Okey. O zaman tanışma faslı bittiğine göre devam edelim. Bugün size ben eşlik edeceğim. Göz kırptılar bana. Hadi, geç kalıyoruz. Takip edin. Takip edelim. Takip edelim. Bayağı ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Berk ne oluyor? Şaka değil mi bu? Ne işi var ya bunların okulda? Berk. Bilmiyorum. Yeni eğitim öğretim yılına maalesef biraz buruk başlıyoruz. Tek tesellimiz Vefa'nın kaybının buradaki bu gençlere umut olması. Ama şimdi hepinizin önünde, sizlerin huzurunda onlardan bir söz istiyorum. Herkes burada mı? Hey, sizden bahsediyorum. Güzel. Vefa için çalışacaksınız. Vefa'nın adını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Vefa Akın'ın adını unutmayacak, unutturmayacaksınız. Söz mü? Söz. Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Vefa için söz. Yaklaşın çocuklar. Hocam bu ne ya? Yemişsin tozlu yakayı okula. Sen kimden izin aldın bunu yaparken? Şşş! Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Karşında arkadaşın yok, özür dile. Kenan Bey, gerek yok. Özür dile müdüründen. Özür dilerim. Defol git şimdi. Yapılacak bir şey varsa ben yaparım. Defol. Buldum listeyi. 3'ü de tam puan almış. Tam puan. Bayağı soruları çalmışlar yani. Peki ne yapmamızı istersiniz? Ne yapacağız? Okulumdan gidecek hırsızlar. Babamla konuştum. Yarına kalmaz o itleri gönderir okuldan. Onlar gidene kadar da onlar yokmuş gibi davranacağız, okey? Yalnız akılları gitti bizi burada görünce. Daha dur, yeni başlıyoruz. Ya kardeş, ben diyorum ki hiç vakit öldürmeyelim. Bunları paket edelim toptan. Bik öttürene kadar Allah ne verdiyse ha? Al benden de o kadar. Bekleyeceğiz. Ya neyi bekleyeceğiz Ali? Gelip itiraf etmelerini mi bekleyeceğiz? Açık vermelerini bekleyeceğiz Zeynep. Paniklemelerini bekleyeceğiz. Hangi cehennemdesin Berk? Azal. Ne oluyor? Cemre, iyi misin? Sinirlerim bozuldu. Ya bakar mısın? İnsanı gözleriyle taciz ediyorlar resmen. Cemre? Sizin ne işiniz var burada? Nasıl girdiniz bu okula? Nasip kısmetmiş diyelim. Kader, mukadderat. Allah ne yazdıysa. Yalnız biraz şöyle çekilir misin? Manzarayı kapatıyorsun da. Hazal'ı rahat bırakın. Yeterince acı çekti arkadaşınız yüzünden değil mi? Bir de siz taciz etmeyin isterseniz. Kızım sen kıt mısın? Anlamıyor musun? Vefa senin arkadaşına hiçbir şey yapmadı. Senin arkadaşın bir yalancı. Zeyno sakin. Niye yalan söylesin? Hı? Hazal'ın ne derdi olacak Vefa'yla? Vefa kim? Vefa bizim arkadaşımız bile değildi. Ondan şüphemiz yok. Olamazdı zaten. Vefa sizin gibi insanlarla arkadaş olmazdı. Bizim gibiler? Sizin gibi burnu bir karış havada, kendini beğenmiş, insanları bozuk para gibi harcayanlarla diyorum. Vefa arkadaş olmazdı. Doğru. Biz ona göre değildik. Onun sizin gibi pisliklerini örtecek suç ortaklarına ihtiyacı vardı demek ki. Sen ne diyorsun ya? Uzak durlar sevgilini. Evet. Korkma la. Yapmazlar sevgilini. Alemin tipi değil. Uzak dur Cemre. Gel aşkım. Bak, çocuk muyum ben? Çocuk olsan çocuk derdin bir tık olsun mantığı olurdu. Tamam mı? Anladım. Anladım. Benim seni göz hizamdan ayırmamam lazım. Anladım. Sohbet ediyorduk. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa demişler. Vefa'yı andık sadece. Değil mi Cem? Gel lan gel. Gel beraberin oğlum. Bak yukarı. Bak yukarı bak. Arkadaşın atladı gitti oradan. Geberdi lan arkadaşın. O gece şerefsizin birisinin de oğlum bu dünyada. Tersten hatırlat da beraber kutlarız. Sizinle ayrıca konuşacağız. Ama sen gel benimle. Sonunda Ulus çocuk yüz karası. O gece Hazal'a yapılanların hiçbir izahatı yok. Eğer o çocuk benim arkadaşım olsaydı, onun adına utanırdım sadece. Hesap sormak yerine gider Hazal'dan özür dilerdim. Sağda solda suçlu arayacağıma oturur kendimi suçlardım neden böyle bir adamla arkadaş oldum diye. Faik ki benim arkadaşım. Gerçek arkadaşlar birbirinin ciğerini bilir çünkü. 3-5 kişi çıkıp iftira atınca eyvallah deyip geçmez. Siz böyle yapıyorsanız burası sizin bileceğiniz iş. Çocuk! Benim sabrımı taşırma. Neden buradasınız? Ne haltlar çeviriyorsunuz henüz bilmiyorum ama öğreneceğim. Ama şimdi al arkadaşlarını. Çek git buradan. Yürü! Yürüyün lan. Kapattık. Kurabiyelerden de mi kalmadı? Yapmıyor olamaz. Madem ki bu işi ticarete döktün, müşterilerini bu lezzetten mahrum edemez. Ne işin var senin burada? Bir tane alabilir miyim? Ne işin var dedim. İnanılmaz. İnanılmaz geçmişe gittim. Sana son kez soruyorum. Ne işin var? Konuşabilir miyiz biraz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çık dışarı. Hadi çık dışarı. Çık dedim. Ne duruyorsun? Çıksana. Hala öfke problemim var. Ama hala çok güzelsin. Ya sen ne istiyorsun benden? Ne yüzle geliyorsun buraya? Ne istiyorsun? Ben de bunu soracaktım. Sen ne istiyorsun benden? Oğlunun benim okulumda ne işi var? Ne? Oğlun ve arkadaşları, daha doğrusu oğlun ve çetesi... Vefa için açtığımız burs sınavını kazanmış ve okula kayıt yaptırmışlar. Bir dakika, olamaz ki. Nasıl olmuş böyle bir şey? Benim de merak ettiğim soru bu işte. Yani nasıl? Başarısız 3 tane serseri. Doğru konuş onlar hakkında. Affedersin, 3 kafadar. Hani nasıl? 3'ü de aynı anda. Tam puanda. Nasıl? Cevabından korktuğum soru bu işte yani. Sence ne yapmalıyız? Yani soruşturmalı mıyız yoksa... Sessizce kayıtlarına alıp bu işi üstünü mü kapatmalıyız? Senin kararın. Ya sen nasıl istersen öyle. Yıkılıyor ya. Yıkılıyor. Ellerine sağlık. Sıkıcık. Gel bak gel. Gel neler aldım. Bunlar ne? Nasıl? Beğendin mi? Gök mavisi. Ay en sevdiğim renk. Anne bu sana olur mu hiç? Daptarıcık şey. Kendim almadım. Manyak. Sana aldım. Al giy. Altına da şunları giy. Hadi bakayım. Sebep? Ne demek sebep? Bunlarla mı geleceksin kızım? Koleje gidiyorsun artık. Açık havan olsun. Dedi kolej mezunu kadın. Anne. Kolejde üniforma giyiyoruz ya. İyi de canım okul çıkışı hiç mi gitmeyeceksin yeni arkadaşlarımla bir yerlere ha? Ben yeni arkadaş falan istemiyorum. Eski arkadaşlarım yetiyor bana. Atma şunu paçavra gibi. 400 lira verdim ben buna ya. 400 lira mı verdin? İnanamıyorum ya. Dünya kadar para vermiş ıvıra zıvıra. Ya anne... Babam bu parayı kazanmak için kaç gün direksiyon sallıyor? Senin haberin var mı acaba? Hiç mi acıman yok senin ya? Ya ben mi anneyim, sen mi annesin be kadın? Annelik ediyorum işte. Kızımı düşünüyorum ben, ne var? Benim gibi olma diye, bu mahallede çürüyüp gitme diye. Kaç kurtar kendini diye. Hazır gençken giyin, süslen. Onu giyinsen de yakışmıyor insana. Tozlu yakalıyız biz anne. Biz ne giyersek giyelim yakamızdaki toz 50 metreden belli olur. O yüzden sen de yaşadığın yerin tozun, toprağını sevmeyi bir dene bence. Gel Derya teyze. Ah, geç Derya. Ay kusura bakma, dağınık biraz. Yok canım, ne kusuru? Bunlar koleje girmişler, senin haberin var mı? Ha, hadi gözümüz aydın. Nasıl kazandılar diye sormadın mı Kader? Neyini soracağım kız? Kazanmışlar işte. Soruları çaldınız siz değil mi? Ne alakası var Derya teyze ya? Çalıştık, kazandık, hazırlandık işte. Kızım nerede çalıştınız? Bisikletin tepesine gezerken mi çalıştınız? Siz sınıfı zor geçiyorsunuz. Nereden koleje gireceksiniz? Üstelik ne tesadüf ki üçünüz birden Vefa'nın okuluna girdiniz. Hayırdır Derya? Ne oluyor bacım? Canım benim. Bunlar bir halt karıştırıyorlar. Okumak falan değil niyetleri. Soruları çalmışlar diyorum. Durmuyor musun? Çalmışlarsa çalmışlar. Çok ağrına gittiyse göndermezsin oğlum. Ne olur biter. Onun anası benim. Benim kızım o koleje gidecek. Peki Kader. Ayağımıza kadar gelmiş fırsat. Zorun ne derler adama be? Çay içiyor musun? Vay koçum be! La kolej övesi! Babana mı çektin lan? Ih demiş, burnundan düşmüş. La Bilo! Oğlum kardeşin kolejli oldu. Gelsene la oynayak. Siz devam baba, ben alkışlıyorum buradan da. Şu müziğin sesini bir kıf düş. Kıskandım mal. Ya sabır. Bilal, Ali burada mı? Yo, hayırdır abla? Ne oluyor içeride? Ha şey, kolejli oldu ya bizimkiler, kutlama yapıyorlar. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Allah'ım. Dur. Derya hayırdır? Neyin kutlamasını yapıyorsun sen Vedat abi? Anlayıp dinlemeden neyin kutlaması bu? Abla tamam, sakin. Bir dakika. Siz o okula beliniz olmadan nasıl kayıt yaptırdınız bakayım, anlat. Ben yaptırdım abla. İyi halt ettin. Aferin. Ya bir tane Allah'ın kulu, bir kişi bile bu çocuklar bu kafayla bu sınavı nasıl kazandı diye sormadı mı? Ne işler karıştırıyorsun? Siz anlat bakayım bana. Şimdi bacım yavaş. Benim oğlumun zehir gibi kafası var. İsterse Oxford'a bile girer. Ben arabama her türlü kefilim. Ha. Senin kendi oğlundan şüphen varsa onu bilemeyeceğim. Ha, Ferdi, Ali'yi gördün mü? Nerede? Osman amcalarda. Derya teyze. Ha. Bunu da götürsene madem. Yoğurt aldırmıştı da bana. Ver, yoğurdunu da götürelim bakalım. İyi ki eve geldik, yoksa her yeri su basacaktı. Temizlik yapacağım diye musluğu açmış, sonra da unutup gitmiş. Olur öyle, sıkıntı yapma. Bunlar ne? Güvenlik önlemi. Osman amca için. Ocağı söndür. Musluğu kapat. Kapıyı açık bırakma. Bunları her yere yapıştıracağız kardeşim. Aferin he. İyi fikir be. Eyvallah, eyvallah. Ama bak, en önemlileri de şunlar. Hani bunlar olmazsa olmaz. Ne o? Uyumadan önce oğluna masal anlat. Ya bu ne ya? Dur oğlum, daha önemlisi var. Vefa korkunca ağlarsa ona bir ninni söyle ya. Ya dalga geçmesene, ciddi okuyorum ya. Tamam, ver asalım şunu. Onları asma mı? Tamam. Vallahi güzel oldu ha. Sen ne yazıyorsun? Bir şey mi unutmuşuz? En önemlisini unutmuşsun. Al. Heh. Bana bir şey olursa sana Ali sahip çıkar. Gözüm arkada kalmaz babam. Abuk subuk. İnsanın canı sıkıyorsun ha. Ya olursa? Ya ne olursa ne olacak oğlum? Allah Allah. Bana bir şey olursa babama sahip çıkar mısın? Sana neden bir şey olsun kardeşim? Bak sen büyük adam olacaksın. Ben de Osman amcayla beraber seni gururla izleyeceğiz. Ya Ali, demeni istiyorum işte. Tamam lan, tamam. Babana babam gibi sahip çıkarım. Tamam, oldu mu? Oldu. Tamam, hadi asalım şunları. Gözün mü doldu senin? Vefa. Zorlama kardeşim. Ha? Ya. Hadi yürü. Bana bir şey olursa sana Ali sahip çıkar, gözüm arkada kalmaz babam. Şükür kavuştur ona. Neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Buradayım işte. Yüzüne ne oldu senin? Bir şey olmadı anne. Bisiklete çarptım. Tebrikler. Kolye sınavını kazanmışsınız. Hepiniz birden hem de. Bir de bana haber bile vermeden kaydolmuşsun. Öyle oldu. Öyle oldu demek. Nasıl oldu Ali'cim? Bir anlatsana, tam olarak ne oldu? Sınava girdik, kazandık işte. Ha, sınava girdiniz, kazandınız. Çocuk mu var senin karşında? Bana bak. Sen şöyle dönsene. Sen ne haltlar karıştırıyorsun? Neyin peşindesin sen? Derdin ne senin? İntikamsa aldınız işte. Hayır, ne istiyorsun sen? Planın ne? Bana bir söylesene. Ne yapacaksın? Vefa'nın kendini attığı yerden o çocukları tek tek aşağı mı atacaksın? Bak oğlum, sen ne yaparsan yap, Vefa'yı geri getiremeyeceksin. Sabahlara kadar düşün. Otur, kur. O çocukların peşinden koş. Birini ara, bir suçlu ara. Kendini suçla, onları suçla. Hiçbir şey değişmeyecek. Vefa gitti. Vefa canını kıydı. Vefa öldü Ali. Ölmedi. Anne, Vefa ölmedi. Öldürüldü anne. Öldürdüler kardeşim anne. Kardeşim. Çok çarptılar anne. Tamam mı? Anlamıyor. Kimse bana inanmak istemiyor. Neden anne ya? Şimdi de diyorlar ki tecavüz etti yavruya. Ya annemi bana nasıl... Tamam. Anne. 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 Ali. Hı. Gel böyle. Hayır. Saçmalama kocaman eve gel. Anne. Canına kıydılar anne. Kardeşimin canına kıydılar anne. Kardeşimin ya Vefa. Öldü Vefa. Vefa öldü anne. Azal, tamam toparlan artık ya, tamam. Tamam babam onları gönderecek dedim, bir şey yok. Ayrıca bir sal beni. Öyle zırt pırt arama vallahi, onlar değil sen patlatacaksın ha bize. Bizi? Ben umrunda mıyım sanki hayvan herif? Seni patlatacağım diye korkuyorsun sadece. Azal. Ama ben patlarsam seni de patlatırım, doğru. O gece bana zorla saldıranın sen olduğunu söylerim herkese. Yersen. Ya ne yersen ya, yalan mı? Daha önce yapmadığımız şey miydi? Ha? O gece istemiyordum ama. Tabii tabii, istemem yan cebime koy. Allah belanı versin senin ya. Sen benim hayatımda gördüğüm en aşağılık herifsin. Ya Cemre seni terk etti tüm yaz, benden yardım istedin onunla yeniden barışmak için. Üstelik o da sana çok bayılmıyor, tamam mı? Her an fırsat kolluyor senden kaçabilmek için. Çünkü sen adi adamın tekisin. İğrenç birisin ya, iğrenç. Bunu da en yakın arkadaşının sevgilisiyle takılan birinden duymak komik oluyor. Ona da komik gelir mi acaba? Zaten ilişkiniz pamuk ipliğine bağlı. İstersen bunu bir de Cemre'ye soralım. Neyi soracaksınız bana? Hadi söyleyeyim. Bebeğim hoş geldin. Biz şeyi konuşuyorduk, bu ezikler okula nasıl girdi? Azal soruları çaldı diyor. Bana saçma geliyor, ben de diyorum ki kopya çektiler. Sen ne düşünüyorsun? Yani hiç umurumda değil desem. Beni nasıl geldikleri değil, nasıl gidecekleri ilgilendiriyor açıkçası. İyi misin sen? Değilim. Üzülme, tamam. Sana hiçbir şey yapamazlar artık. İzin vermeyiz. Aynen. Umarım. Günaydın Mehmet amca. Günaydın Ali'ciğim. İyi dersler. Eyvallah. Ne haber fıstık? Günaydın anne. Günaydın canım. Yedin mi bir şeyler evde? Yedim ama bizimkilere poğaça alacağım. Ha. Hadi kaçtım ben. Ali. Öğlen gelip okuldan kaydını alacağım ben. Anne o soruları biz çalmadık. İyi tamam o zaman. Seneye koleje bir daha girersin. Ne takıyorsun kafanı? Bak geldiler bunlar yine. Bu çocuklar bize problem çıkartacak, ben size söyleyeyim. Dün yaşananlar sadece bir başlangıçtı. Bunlar daha fazla sorun çıkartmadan kurtulmanın bir yöntemini bulmamız lazım. Soruları çaldıklarını kanıtlayabilir miyiz? Hı. İtiraf etmezlerse zor. Ama sınavı tekrarlayabiliriz. Ne yarar? Cevap anahtarını ezberlemişlerse yine sonuç aynı olur. Yeni bir sınav mı yapsak acaba? Dava edilebiliriz. Herkes tek sınavdan sorumluydu. Usulsüzlük algısı oluşabilir. O zaman şöyle yapalım. sınavı aynı tutalım ama cevapları çoktan seçmeli olmasın. Yani cevapları yazmak zorunda kalsınlar. Böylelikle ezber probleminden de kurtulmuş oluruz. Güzel. Ama efendim, böyle bir sınav için okul yönetiminin oy birliği gerekecek. Ne duruyorsun? Ara o zaman hepsini. Telefonla ara, konuş. Tamam efendim. Nereye? Israr ediyorum. Çekilsene kızım ya, manyak mısın sen? Kafam atınca manyağa bağlıyorum. O halimi görmek istemezsin. Şimdi anlat bakalım, o gece neler oldu? Yalnız yalanlara doydum, gerçekleri alalım. Konuşsana kızım! Ne işin var bunların hala okulda? Babamla konuştum. Biz sakin kalalım, sorun yok. Aç şu telefonu Berk. Ya aç şu telefonunu ya. Aç şu telefonunu, peşimdeler. Aç şu telefonu dedim. Bana sen saldırdın, Vefa'ya suç attırdın. Allah kahretsin seni. Tehditlerinden bıktım artık senin. Vefa bunu hak etmedi. Hepsi senin suçun. Senin yüzünden kurban oldu Vefa. Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker. Bu sözün kime ait olduğunu bilen var mı? Size verdiğim kitaplar okunmadı mı çocuklar? Hocam uygun görürseniz yeni gelen arkadaşlarımıza soralım. Belki aralarında okuyanlar vardır. Ha? Bilemedim. Baksanıza, arkadaşların pek kitaplarla ilgisi yok gibi. Ne yapıyoruz orada? Bırakalım mı telefonları? Hani dersteyiz ya. Tabii hocam, tabii. Güzel, sınıfımdan bir anım olsun istedim. Çek çek, hatıra olur. İlk ve son olur ha. Artık derse dikkatimizi verebilir miyiz çocuklar? Cevap? Nietzsche. Nietzsche bir gece dolaşmaya çıktığında bir arabacının atını feci bir şekilde dövdüğünü görür. Dayanamaz, ağlayarak atın boynuna sarılır ve onu sahibinin kırbaç darbelerinden korumaya çalışır. Yani merhamet duygumuz bazen başkalarının acısını çok daha fazla, çok daha derinden hissetmemize neden olur. Merhamet duymak için önce insan olmak gerekir. Hocam benim bir sorum var. Hani anlattığınız konular çok güzel, hoş konular da... Peki günümüze dönersek, çaresiz olanı kurban seçen karaktersizler için de bir söz söylemiş mi? Bizim mahallenin duvarlarında çokça var. Mesela Arap. Bir gün herkes yaşattığını yaşayacak. Bir tane de bende var. İntikam almayı sevmem ama ödeşmek adettendir. O zaman noktayı da ben koyayım. Sessiz ol ve sadece izle. Sıra sende. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Yaran mı var gücümün? Siz icadınızı açtınız ha. Oturuyoruz ya. Çocuklar. Oturuyoruz. Siz de dışarı. Hadi, hadi. Rövanş maçında artık karşılaşırız. Nasıl olsa deplasmanda oynamaya alıştık bizler. Çıkar, çıkar. Bekle be oğlum, bekle be. Ne şifre? Ha? Şifreyi söyle. 2 1 0 7. Hadi. 204. Ha. Telefonda bir şey. Kişiler. Şuna gir. Hadi la, hadi, hadi. Dur bulacağım şimdi, bekle. Telefonuna bak, mesaj atacağım. Azal. Telefonum yok. Bu çocuk aldı. Kim? Ya şu varoşlar işte. Telefonum çalındı. Kimin aldığını biliyorum. Bu ne ya? Şu ne? Bir daha bana bu konuyla ilgili mesaj atma. Konuyu kapat artık, yoksa başına gelecekleri hayal bile edemezsin. Durdası var. Aç şu telefonu dedim. Bana sen saldırdın, Vefa'ya suç attırdın. Tamam, buydu işte. Buydu. Bulduk. Gönder, kendine gönder. Ali. Dağılma bak, şu an sırası değil lütfen. Kardeş, şu mesajları kendine atıyorsan at bak, kız ayacak hadi. Çocuklar nerede? Üçü de bir hırsızlık olayına karışmış. Aynı sınıfta oldukları bir öğrencinin telefonunu çalmışlar. Müsaadenizle beyler. Ha, bir bu eksikti. Şarjım bitecek. Nasıl bitiyor oğlum? Baksana. Gönderiyorum. Hadi. Ha, geldi. Geldi, tamam. Geldi. Tamam. Al götür hadi. Ver. Tamam. Oğlum dur. Hadi herif kim? Numarasını alalım adamın. Dur. Aa. Şifre neydi söyle? 21 07 84. Tamam. Kilitlendi telefon ya. Hadi be oğlum, hadi. Gençler. Kolay gelsin. Ali Öztürk'ün annesiyim. Önemli bir durum varmış. Aradınız. Evet var. Sizinkiler sınıf arkadaşının telefonunu çalmış. Ben yaptım hocam. Onların bir suçu yok. Öyle mi? Ben o zaman geldiğimde neden telefonu Ali'nin elinde gördüm? Geri almak için. Ha? Geri vermek için. Aldıydı. Elinde kaldı. Heh. Aynen böyle izah edersiniz polise. Olur mu? Kusura bakmayın. Bu sefer o kadar ucuz kurtulamayacaklar. O telefonu neden çalmışlar çocuklar? Onu araştıralım mı? Yoksa ben sessizce kayıtlarını alayım, bütün bunlar olmamış gibi mi davranalım? Karar sizin. Nasıl yapalım? Siz nasıl isterseniz öyle olsun Kenan Bey. Bunun ne iş var ya hala burada? Bunlar zaten niye buraya gidiyor? Merhaba. Merhaba. Şu telefon için yapılır mı be? Ulan insan utanır be. Yazıklar olsun be. Olmaz herifin okulun mu? Hırsızlar. Güle güle. Haydi geçmiş olsun. Yeah. Bizden çocuklara ne zaman bahsedeceğiz? Zamanı geldiği zaman. Nedense bir türlü o zaman gelmiyor. Niye? Acelemiz mi var? Kızdığın zaman çok daha güzel oluyorsun. Yalancı. Sonunda o itler ait oldukları yere döndüler. Ne diyelim? Çok bile kaldılar. Yalnız gösterişli bir veda oldu. Bir daha değil okula girmek, yakınımdan bile geçemez o şerefsizler. Senin telefonu ne yapacaklardı ki? Satacaklardı aşkım. Ne yapacaklardı Allah aşkına? Sen ne var bazen? Ne? Bazen ne? Yine başlama istersen Berk. Tamam. Diyen gitti. O zaman parti başlasın. Ses açsana biraz Çağrı. Aç şu telefonu dedim. Bana sen saldırdın, Vefa'ya suç attırdın. Bu o kız mı? Vefa bana saldırdı diye. Allah kahretsin seni. Tehditlerinden bıktım artık senin. Vefa bunu hak etmedi. Hepsi senin suçun. Senin yüzünden kurban oldu Vefa. Hadi polise gidiyoruz. Hadi kalk Ali. Ali. Bilal abi. Senden bir ricam olacak ama yarına kadar halletmen lazım. Selam. Berk, bu adam zeki mi, kurnaz, ben bir türlü anlayamadım ya. Bence... Ben niye sana söyleyeyim ya? Aç da izle. Ama ben sencesini merak ediyorum ya. Baksana tutuldum iyice. Ders bitsin hemen koşarak başına oturacağım. Çok merak ettim ya. Siz ne izliyorsunuz ya? Okulun havası değişti yemin ederim. Evet ya. Varoş bebeleri gitti, kendimize geldik ya. Birileri ayılanmış anlaşılan. Aynen. Fazla eğlence bünyeye ağır geldi tabii. Ya aç şu telefonu dedim. Bana sen saldırdın. Vefa'ya suç attırdın. Allah kahretsin seni. Tehditlerinden bıktım artık senin. Vefa bunu hak etmedi. Hepsi senin suçun. Senin yüzünden kurban oldu Vefa. Hazal. Ne yaptık lan biz? Ne yaptık ya? Ya biz o kızın lafını inanıp... Biz ne yaptık ya? Çağrı ne oluyor? Sakin ol. Ne sakin ol Berk? Ne sakin oğlum? Vefa'nın hiçbir suçu yokmuş. Yeter! Bir kapı artık çeneni. Olan oldu, bir şey değiştiremeyiz değil mi? Tamam Ege haklı. Sen bir sakinleş. Olanlar bizim suçumuz değil. Siz kafayı mı yediniz lan? Ha? Siz kafayı mı yediniz oğlum? Biz o kız yüzünden Mefa'yı öldürdük. Tamam lan tamam. Tamam. O gece olanlar o gecede kalacak. Eğer o konuda sen bir şey söylersen yanan bir tek sen olursun. Anladın mı? Anladın mı? Kanka dur. Sakin ol. Ben öyle olsun istedim. Cemre öğrenseydi ben koyardım. Kafamı Ege'ler aplamış beni. Kanka yemin ederim düzelteceğim. Bir yolunu bulup ben düzelteceğim. Bu pisi temizleyeceğim, tamam mı? Önce buradan bir çıkalım. Gerisi bende. Söz mü? Söz. Söz kanka, söz. Söz, yemin ederim ben seni temize çıkaracağım. Söz, tamam mı? Yakaladın mı şerefsiz? Ne yapıyorsun? Bırak, bırak! Yusuf'u bırak! Şerefsiz! Ne oldu? Beyler. Ne oluyor burada? Çağrı'yı sakinleştirmeye çalışıyoruz hocam. Tamam, Hazal'ın yalan söylediğini biz de bilmiyorduk. Bize ne söylendiyse biz onu yaptık. Herkes aynı şeyi yapardı. Evet, Vefa için hepimiz çok üzgünüz. Ama olanları artık değiştiremeyiz değil mi Çağrı? Beyler, ben hem Vefa için hem de sizin için çok üzgünüm. İşler keşke bu noktaya gelmeseydi. Bu tür durumlarda doğru sözü bulmak biraz zor ama... şunu diyebilirim, kendinizi suçlayarak hiçbir şey değiştiremeyeceksiniz. Oğlum. Merak etme, geçecek. Ali! Ali hadi! Siz gidin, ben yetişirim size. Ne oldu Cemre? Hazal kime göndermiş mesajları? Bilmiyorum. Nasıl ya? Mesajları aldıysanız kime göndermiş bakmadınız mı? Nasıl bakmazsınız? O sırada bizi hırsız diye kovalıyordunuz ya okulda hani. Vakit yetmedi. Özür dilerim. Ben gerçekten özür dilerim. Özürler vefaya getirmiyor Cemre. Sahi sizin için bir insana hırsız demek, taciz etti diye damgalamak öyle kolay ki. Sormadan, soruşturmadan yapıştır gitsin. Ben gerçekten çok üzgünüm. Bir de en yakın arkadaşın da Hazal. Gör Cemre, gör arkadaşlarını. Tanın. Bu yalan yüzünden bir insan öldü. Onca zaman söylememiş. Tek kelime dahi etmemiş. Neden ya? Kimi koruyor? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum ama. O gece biri ya da birileri Vefa'yı öldürdü. Ben bunu bulacağım. Yemin ederim bulacağım. Ali tamam söyle, nasıl yardımcı olayım sana? Söyle, ben de yardım edeyim. Bildiklerini anlatabilirsin Cemre. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum ama sor, ne istersen sor. Yani tamam, Vefa'ya geri gel olur. Ben ne yapacağım ya? Nasıl inandım sana? Ya seninle ilgisi yok. Bilmiyordum. Ya tamam, kendini suçlama. Asıl suçluları bulmamız lazım. Yardım edebilir misin bana? Edeceğim. Çaldır. Numaram sende olsun. Yani ne yapabilirim bilmiyorum ama ilk haber aldığımda sana söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Cemre! Ne oluyor? Konuşuyorduk sadece. Bundan sonra Cemre'yle konuşmak istediğinde benden izin alacaksın. Berk saçmalama. Özür diliyordum. Belki sen de özür dilemek istersin. Ha Berk? Bizim suçumuz en yakın arkadaşımıza inanmak oldu. Vefa için hepimiz üzgünüz. Hazal'a da gereken neyse yapacağız. Siz değil, polis yapar ne yapılacaksa. Hadi eyvallah. Bir bak buraya. Söyle. Çevre benim en kıymetli. Bir daha ona yaklaşacak olursa Vefa'ya bizzat selamını senle gönderirim. Öldürürsün yani beni, öyle mi? Vefa gibi. Boş konuşma, sen benim ne demek istediğimi anladın. İyi oldu, öğrendim. Bu saatten sonra ona göre davranalım. Görüşürüz Cemre. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Cemre sen ne yapıyorsun? Tamam, iş bitti. Bitti, bir şey yapma dedim, daha ne? Bağırma bana artık, bağırma! Senin telefonundan mı almışlar mesajları? O zaman kime attığını da biliyorlar. Yani sanmıyorum. Ama saklayamam ki zaten artık. Bence de saklayamazsın. Polis ifadeni alırken soracak. Polis mi? Polis olmaz, hayır olmaz, polis olmaz. Nasıl sen olmaz deyince olmayacak diye bir şey yok. Bu artık adli bir vaka. Ama polise gidersek benim ailem her şeyi duyar, bizimkiler duyar. İşte o yüzden zaten beraber gidiyoruz ya, ailene beraber anlatacağız. Evdedirler değil mi bu saatte? Hayır Kenan amca, ne olur gitmeyelim. Beni okuldan alırlar, benim hayatım biter, ben mahvolurum. Hazal, durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bu olay büyüyecek. Vefa'nın ailesi muhtemelen dava açacak, basına da yansıyacak. Yani hiçbir şekilde bundan kaçış yok. Ben inmek istiyorum, durdurur musunuz ne olur? Sen ne istiyorsun Hazal ya? Ne istiyorsun? Ortada iftiraya uğramış, intihar etmiş bir çocuk var. Olay ortaya çıkmadan önce bana gelseydiniz, belki o zaman bir şey yapılabilirdi. Kenan amca, yine yaparsın, sen yaparsın bir şey, bir yolu olmalı bunun. Ailem duymasın, ne olur ben biterim. Ne olur. Güzel oldu ha? En azından bunu yapabildik. Lan! Çantanı attı lan! Lan! Dur, yetişemeyiz, yetişemeyiz. Oğlum telefon içindeydi, çantanın içinde telefon kaldı, telefon. Kalk lan, kalk! Telefon içeride kaldı oğlum, telefon. Yahu hadi hadi. Bütün millet gördü. Çabuk biraz. Kenan, Hah. Hazar'la konuşabildin mi? Avukat da artık o ilgilenecek. Peki Hazar ne diyor? Bir şey söylüyor mu kim olduğuna dair? Konuşmuyor. Ben de çok üstüne gitmedim. Korkuyor tabii çocuk. Yani korksun. Bu arada okul aile birliği velileri aradı. Kötü bir şaka dedi. Ne şakası? Kenan ne şakası? Sapığın biri okulda gezip duruyor. Şimdi dün Hazal'a yapan yarın öbür gün başka bir çocuğa yapar. Öğrenciler güvende değil. Masum bir çocuk sırf bu yüzden kendini öldürdü ya. Daha ne diyeyim? Biliyorum Önder. Biliyorum ama vefa için yapabilecek bir şey yok. Olan oldu. Hazal'a saldıranı da bulacağız. Ama böyle gürültü patırtı çıkararak değil. Yani daha fazla skandal kaldırmaz bu okul. Kenan ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ya ne şakası? Yarın öbür gün bu eşek şakasını kim yaptı diye soran olmaz mı zannediyorsun sen? Onlar diyeceğiz. O serseriler yaptı diyeceğiz. Yahu atmadık mı zaten okuldan? Atmadık mı? Hı. Nasıl? Sonuçta ses kayıtları için almışlar Hazal'ın telefonunu. Ya resmi olarak okuldalar hala. Bu okula ait değiller. Soruları çaldılar. Vallahi çaldılar mı, çalmadılar mı bilemem. Hatta sana açık söyleyeyim, şu sıralar neye inanacağımı bilemiyorum. Kurul önünde sınav oldukları zaman emin olursun. Şuraya bak ya. Okul açılalı bir hafta oldu olmadı. Şu olan bitene bak. Ha, nihayet. Bravo. Koşun şunu parçalayın yakın. Kaldırın ortadan. Berk ne işin var senin burada? Babam bir şey söyledin mi? Berk git buradan. Kızım bak zaten canım burnumda. Her şeyi gittim. Babamla bir şey söylersin. Söylemedim. Söylemedim. Berk git buradan. Tamam. Bak ben her şeyi halledeceğim. Tamam sen yeter ki konuşma. Cemre'yle de ayrılacağım. Haklısın. Pislik gibi davrandım sana. Hak etmedin bunu. Sadece bana zaman ver olur mu? Git diyorum sana git. Hazal. Ne oluyor kızım? Ben Hazal'ın sınıf arkadaşıyım. Ders notları için gelmiştim. Nerede kaldın? Geç kalacağım. Kusura bakmayın Handan Hanım. Trafik vardı. Buyurun. Asıl film burada dönüyormuş. Ah, zenginim diye herkesi kandıran fakir kız Hazal. Oscar bir performans. Ama bu durumda işler biraz değişir. Alın bakalım. Mavi seni, yeşil de senin. Bu ne? Al bunu. Yanına içecek bir şeyler alırsınız. Hadi. İçecekler abla. Afiyet olsun. Kolay gelsin. İyi alıştınız siz de. Canı sıkılan buraya geliyor. Bu benim ilk gelişim ama. Son olsun. Peki. Öyle olsun. Yalnız ben bir 5 dakika Ali ile görüşebilseydim çok iyi olacaktı. Ali yok. Ali kalmadı. Çıkar mısınız dükkanımdan lütfen? Sadece 5 dakika. Ali ve arkadaşlarından özür dileyeceğim o kadar. Lütfen. Tamam git. Git söyle herkese ya git. Hazal şoförün kızıymış de. Annesi de hizmetliymiş de. Git söyle. Bana en fazla fakir derler oğlum. Sana sapık diyecekler. O işler tam öyle olmuyor. Sana sadece fakir demeyecekler yalnız. Yalancı da diyecekler. Bunca yıl bizi ayakta nasıl uyutmuş diyecekler. Vefa bitti, şimdi sıra Berk'e mi geldi diyecekler. İftira atıyor diyecekler Hazal'cığım. Ben değil. Sen iftira attın Vefa'ya. Desen kim inanır sana? Hı? Vefa senin yüzünden öldü. Bu sefer kimi neden diyecekler. Bu saatten sonra sana kim inanır Hazal? Sana kim inanır? Ben o gece atılan o çirkin iftiraya inandım. Neden? Ama neden? Şimdi bunu söyleyen çocuk Hazal kaç yıldır benim öğrencim. O da söyleyince öyle sorgulamadan. Bu bir hata. Bir de kendi çocuğum dahil olmak üzere bizim çocukların böyle ergen davranıp böyle fevri kararlar verip sinirle gidip Vefa'yı dövdüklerini düşündüm. O da hata. Bir de Ali ve arkadaşlarının... Çok garip. Ali ve çetesi demediniz. Neyse devam edin siz, dinliyorum. Ali ve arkadaşlarının bizim ailelere pek uymadığını özür dileyerek söylüyorum. Bizim çocuklara pek uymadıklarını düşündüm. Hata yine tabii. Hani sonuçta sokakta büyüdüler ya bu çocuklar. Kavgacılar, biraz böyle şeyler diye. O da bir hata tabii yani. Onu söyleyeyim size. Ali ve arkadaşları kardeşlerini çok iyi tanıyorlardı. Vefa böyle bir şey yapmazdı, yapmadı da. İşte ben artık bu yaştan sonra böyle büyük dersler almam diye düşünüyordum ama çocuklar şaşırttı beni. Bir de neyi hatırladık? Bazen ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan daha zormuş. İyi olmuş hatırladığınız. Tamam, ben iletirim Ali'ye söylediklerinizi. Yalnız bir mevzu daha var. Neymiş? Şu burs sınavı. Ha bakın, o konuda söyleyeceklerim var. Yani o bursa nasıl ulaştılar, orayı nasıl kazandılar ben bilmiyorum. Ama bu iş bitti. Yarın ben oğlumu alıyorum, eski okuluna kaydettiriyorum zaten. Neden? Ne demek neden? Siz bu üçünün Vefa'nın okulunu aynı anda kazandığına inanıyor musunuz? Yok, inanmadım. O yüzden ne yaptım? Fevri davrandım. Şimdi yarın sınav benim yüzümden tekrarlanacak. Hem de yazılı olarak. Siz bu çocukları dün okuldan atmadınız mı? Hı. Sonuçta arkadaşlarını aklamaya çalışıyorlar değil mi? Yok. Siz Ali bu okulda okusun istemez miydiniz? Çok isterim. Ama maalesef o şans buralara milyonda bir uğrar. O da Vefa ile hakkını kullandı. Hala bir şansları var desem, hem de üçünü birden. Birkaç yere bakacaksın sadece be abi. Bak çantayı çaldılar, telefonu aldılar abi ya. Ses kayıtları vardı içinde. Abi dinliyor musun sen beni? Lan ne abi? Gidin artık. Ya giden gitti. Ne düştünüz peşine la? Vefa'yı aklayan ses kayıtları vardı içinde. Oğlum zaten aklamadınız mı? Siz dün benden afiş istediniz mi? Herkese açıklayacağız, afiş açacağız dediniz. Açtınız mı? Açtınız. Daha ne? Tamam, polise gideceğiz. Gerçek suçluları bulacağız işte. He, size düştü çünkü. Ya size ne la? Ya oğlum, sizin kafanız basmıyor mu? Telefonu bilerek almışlar. Kayıtların sende olduğunu biliyorlarmış demek. Peşine düştüler, aldılar. Anladın mı? Mevzuyu kapatmaya çalışıyorlar oğlum. Sen dua et, kapkaçla aldılar da sana bir şey olmadı. Yoksa bıçağı bir takarlardı. Vefa'ya bir selam çakardın o zaman. Ne yani, böyle oturacak mıyız? Aynen öyle aslanım. Ne aynen öyle abi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? İyice azıttınız ha. Vallahi yemin ediyorum pişman ediyorsunuz adamı yaptığına. Öyle yapacağınızı bilsem ben okula falan kayıt yaptırmazdım size. Mevzu kapandı gitti. Sıkar biraz abi. He? Zor diyorum yani. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Ben yarın senin gidip kaydını alsam okulda. Ne yapacaksın? Tamam abi. Tamam, anlayacağımızı biz anladık zaten abi. Anladık. Eyvallah abi. Eyvallah. İş başa düştü. Eyvallah. Tamam, geliyorum. Vefa şimdi rahat uyuyordur değil mi? Hiç sanmam. Öyle. Adı aklandı. Ama Vefa hala ölü. Ve bunun baş sorumlusu da Hazal ve adını sakladığı o it. Eğer o Hazal yüzsüzce yarın okula gelsin... Ne olur gelirse? Gelirse görürsün. Ben babamla konuşurum. Bence atar onu okuldan. Ya siz ne diyorsunuz ya? Her şeyi bir kenara koydum. Ortada mağdur olan biri var. Hazal'a biri saldırdı, siz farkında mısınız? Kız nasıl korktuysa adını bile söyleyemiyor. Bu bizim sorunumuz değil. Hatta ben artık senin onunla görüşmeni istemiyorum. Pardon? Kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Cemre, hiç sırası değil. Aslında tam da sırası. Her konuda söz hakkında olduğunu sanıyorsun Berk ama hayır. Bu sefer değil. Sen şimdi beni çiğneyecek misin? Hı? Bunlar ne biçim sözler böyle ya? Bana saygı duy diyorum sana sadece. Duyuyorum hayatım. Duyuyorum, yazın beni terk ettin. Benim seni aramamamı söyledin. Ben de seni aramadım. Sen arayana kadar bekledim. Yani ben şimdi senin fikirlerine saygı duymuyor muyum? Gittiğim her yerde karşıma çıktın. Senin saygıdan anladığın bu mu? Tesadüf. Belki de sen benim karşıma çıktın. Özledin çünkü. Bak, biz en iyisi şöyle yapalım. Herkes kendi fikrini kendine saklasın. Ben seni nasıl hiçbir konuda kısıtlamıyorsam, sen de beni kısıtlama. Kısıtlama, uyarma. Bırak artık lütfen, kendi kararlarımı kendim vereyim. Sen hiç Berk niye bana bu kadar karışıyor diye düşündün mü? Neden beni böyle uyarıyor? Benim eksiklerim neler? Ha, hiç bunları sorguladın mı? Bence sorgulamadın, çünkü eğer sorgulasaydın... ...senin için hep benim kendimden verdiğimi görürdün. Sen ciddi misin? Fazlasıyla ciddiyim. Bazen de gerçekleri duyman gerekir. Siparişinize karar verdiniz mi? Ben bir filtre kahve istiyorum. Sevgilime de buzlu çay. Bir de sizin ufak kurabiyelerden var, yani diyet olanlar, ondan. Peki. Suç benim. Bütün suç benim. Sana bir daha bu fırsatı vermeyeceğim Berk. Git, kendine başka bir kukla bul. Bitti. Benden bu kadar. Seninle olan ilişkin bitti. Anneme renk vermiyorsunuz. Tamam. Tamam. Kapkaç olayı falan ağzınızdan kaçırmayın sakın. Ben zaten olayı kaynatmaya çalışacağım. Gençler. Ne oldu hocam? Yine bir şey mi yaptık? Bu sefer siz yapmadınız. Ben yaptım. Sizden özür dilemeye geldim çocuklar. Geç kaldınız sanki biraz. Keşke tek kusuru geç kalmak olsa. Ne deseniz haklısınız. Biz zaten haklı olduğumuzdan hiç şüphe duymadık. Sorun şu ki siz bunu anlamak istemediniz. Ne oldu, öğrenebildiniz mi? Kimmiş? Öyle bir niyetleri olsa ses kayıtları... Daha öğrenemedik ama... Öğreneceğiz. İyi. Öğrenince haber verirsiniz. Bize de borcunuz yok. Hadi eyvallah hocam. Vefaya var ama. Ona yardımcı olamadım. Müsaade edin size olayım. Aynen öyle. Tekrar başlayalım. Ama yanlış yapmışsın. Bu soruyu yanlış. Yanlış dayanım, neresi yanlış? Niye kıskanıyorsunuz? Harbi. Dağıtmayın kafayı. Kafayı dağıtmayın. Konsantre. Bakma Bekir. Sizce gerçekten bir şansları var mı? Bence var. Özellikle de Ali'nin. Kafası zehir gibi çalışıyor maşallah. Kullanabilirse tabii. Bence pişman olmayacağız. İyi ki denemişiz diyeceğiz. Diyelim ki devam ettiler okulu. Hı. Amaçları bu değil ki. Yani özellikle Ali'ninki. Orada olmak istiyor çünkü... Vefa'nın intiharına inanmıyor. İnanmasın. Çok önemli mi? Önemli tabii. Önemli olmaz olur mu? Yani okumak için değil ki bunca çaba. Orada bir katil olduğunu düşünüyor ve aklı sıra onu bulacak. Bulamayacağına göre. Beni duymuyor musunuz? Duyuyorum. Ayrıca anladım da. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi eğer Ali Vefa'nın katilini bulmak istiyorsa ilk olarak ne yapacak? Okulda kalmak için çabalayacak. Bunun için derslerine çalışacak, iyi notlar getirecek. Dedektiflik sevdasıyla belki de bir okuldan mezun olacak. Eğer bu çocuklar arkadaşlarına bu kadar bağlılarsa... belki de hayatta böyle daha sağlam yere bastıkları yepyeni bir şeye başlayacaklar. Artık hayatlarında Vefa yok. Ama belki başka önemli bir şey olacak. Bir ölüm, 3 doğum. Işıkları kapat. Dışarı çıkarken telefonunun yanına al. Bütünün fişini çek. Pencereleri açık bırakma. Şimşek çakarsa prizden fişleri çıkar. Yapmayacağım. Artık. Yapmayacağım. Suyu açık bırakma. Ocağı kapat. Dokunmayın lan siz. Siz dokunca tılsımı kaçıyor. Taslaklı uçurtma derler buna. 2 kuyruklu yapacağım. Bir ara getirsiniz, kapıştıralım. Pardon, bakar mısın? Efendim? Ben bir adres soracaktım da. Hangi adres? Bana dedi oğlum. Hangi adres acaba? No 13 diyor ama ben bir türlü bulamadım ya. Vefa abimle de. Tabii bu numaralar değişince bulamamamız normal. Götüreyim ben sizi. İyi olur. Sakın dokunmayın ha. Buyurun. Burası. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Ah. Kimse var mı? Kimse var mı? Ses verin! Yangın var! Yetişin! Yangın var! Yardım edin, yangın var! Vefa! Korkma oğlum. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Lütfen gelin. Bakar mısınız? Hadi lütfen, lütfen gelin. Gelin. Gelin, lütfen. Hadi. Çıkmamız lazım buradan ikimiz de. Lütfen, hadi. Lütfen. Olmaz. Vefa'nın eşyaları bunlar. Onları almadan gidemem. Lütfen çıkmamız lazım. Ben hepsini halledeceğim. Lütfen gelin. Ben Vefa'nın sınıf arkadaşıyım. Yemin ederim size, söz veriyorum. Hepsini teker teker halledeceğim. Lütfen, lütfen, lütfen çıkmamız lazım. Lütfen gelin, gelin. Hadi, hadi. Lütfen beni dinleyin, lütfen. Tamam, 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 tamam. Sakin, tamam tuttum. Hepsini getireceğim. Hepsini toplayacağım ben. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Çıkın, çıkın. Ben söz her şeyi halledeceğim, tamam mı? Halledeceğim. Akşama bir daha çalıştırırsın. Çalıştırırım tabii. Tamam. Sen bana dalga geçiyorsun değil mi? Ya anne ne dalgası ya? Nereye gidiyor bunlar, ne oluyor? Osman'ın evi mi ya? Osman amcanın evi mi? Ali, Ali dur! Nerede, nerede? Ali abi içerideler. Sesleri geliyor. Ali, Ali sakın Ali. Ali sakın. Ali sakın. Ali, hayır Ali. Hayır. Ali! Ali! Hayır! Derya dur! Bırak! Derya seni! Bırak! Amca! Amca! Ali amca! Amca! Ali! Hadi Osman Ali. Amca! Ay iyiyim anne. Osman amca. Anne. Ali abi o içeride kaldı. Kim içeride kaldı? Ali abi kız içeride kaldı. Vefa abinin sınıf arkadaşı. Bırak. Anne bırak. Anne bırak. Anne bırakın ya. Lan bırak. Ali. Cemre! Ne yapıyorsun şimdi kızım? Hadi kalk! Olmaz. Ne olmaz? Söyle. Tamam ben hallederim, tamam. Cemre gitme! Cemre! Sakın! Cemre! Cemre! Gitme, gitme, gitme Cemre! Hadi gidiyoruz buradan. Cemre. Hadi Cemre, hadi. Delireceğim bir şey ya. Tamam Derya, anne nerede? Gelin. Anne! Çıkacaklar, şimdi çıkacaklar canım. Anne. Geliyor. Ali! Geliyor Ali. Ali abi gel. Ay kurtardı kızı, kurtardı. Sen iyi misin? Anne ben iyiyim abi. Ha, iyi misin? Ali bu ve yangın Ali ve yangın Ali. Ay Ali benim. Çok Allah neler olacak. Ali yangın Ali yangın Ali. Cemre, müsait misin? Tabii buyur, gel lütfen. Zeyno göndermiş senin için. Olur herhalde. Yani umarım. Hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ettiğimi söylersin. Ben aslında gideyim artık. Yemek yedikten sonra gidersin. Yok, kalmayayım ben yemeğe. Benim içine boş ama annem bırakmaz. 5 dakika görünür, öyle gidersin, tamam? Ali! Söyle Cemre. Ben... hangi birinizden özür dileyeceğim gerçekten bilmiyorum. Yani o kadar üzgün, o kadar mahcubum ki size karşı. Ben en yakın arkadaşıma inandım Ali. Sorgulamadan, düşünmeden gerçekten... Çok ama çok üzgünüm. Senin bir suçun yok. Sadece yanlış insanları arkadaş edinmişsin, o kadar. Sen şanslı azınlıktasın. Tabii seni seçenler de öyle. Zeyno, Aram, Efa. Ben onları arkadaş değil, kardeş seçtim. Özbeöz kardeş. Hiç farkı yok. O gece o kadar aptalca, o kadar kibirli davrandık ki... Gerçekten hepimiz çok suçluyuz. Ama bak emin ol Berk, Ege, Çağrı, herkes çok üzgün, çok pişman. O gecenin günahı Hazal ve sakladığı kişiler Cemre. Senin bir suçun yok, o yüzden kafanı takma bu kadar, tamam? Öğrenebildin mi bari kimmiş? Hı. Sordum ama yok, söylemiyor. Ses kayıtları da gitti. Nasıl ya? Telefonum çalındı Cemre. İnanamıyorum. Ne olacak şimdi? Ali! Neyse sonra konuşuruz. Sen yine de. Dediğim gibi annem 2 lokma da olsa yedirmeden bırakmaz. Tamam? Yani öyle gidersin. Ne çıkmadın içeriden? Sen mi gidiriyorsun sanki? Sessiz ol Zeyno, kız duyacak şimdi. Aman Ali, ayıp olmasın. Deniz kızının kalbi kırılmasın. Zaten üzgün. Zeyno. Ne Zeyno? Uzatma Zeyno. Kızı yangının içinden çıkardım. Ölüyordu az da. Yaşıyor ama. Senin sayende. Vefa öldü de. Hatırlatayım. Bak Zeyno, sinirlendiğin zaman karşı tarafa da dağıtmana gerek yok, tamam mı? Zaten paramparçayım, bari sen yapma. Vur! Vursana, gözünü kör müsün? Baba çıktım ben. Gel buraya. Baba acelem var. Buraya gel. Otur. Bugünkü olayı kapatmaya çalışıyorum. Ama kapanacak gibi görünmüyor. Adli vakaya dönüşecek. Hazal konuşmuyor. O hayvanoğlu hayvanda her kimse saklıyor. Ama işin içine polis girince konuşacak mecbur. Hazal eğer sizden biriyle konuşursa ilk önce bana söyleyeceksiniz. İlk önce benim haberim olsun ki basın şubu uğraşmayalım, tamam mı? Tamam. Git. Aylalara yemeğe gideceğiz, geç kalma ama. Tamam baba. Lan! Senin oynayacağın topun. Hadi bakalım. Soğumadan herkes alsın, afiyet olsun. Şöyle. Of, yandım. Getir oğlum. Getir. Köşeyi ben alayım. Cemre'yi beklemiyor musun? Çıkarken seslendim, geliyorum dedi. Tamam. Kusura bakmayın, beklettim. Heh. Gel böyle Ali'nin yanına otur canım. Gördün mü bak giyen nasıl giyiyor? Sen de anca böyle pantolonlarla gez, oğlan çocuğu gibi. Ben bunun yaşındayken bir giyinir çıkardım. Maşallah hala çok güzelsin Kaderciğim. Genç kız gibisin. Bu arada Zeyno çok incesin, çok teşekkür ederim. Söz aynısından bulup veririm sana. Hiç gerek yok. Senin alışveriş yaptığın yerlerde bulamazsın zaten. Çakma, at çöpe gitsin. Kız, 400 lira para verdim ben ona be. Ha, başlasanıza, yesenize. Osman abi sen aldın mı börek? Getir tabağını. Heh. Koy. Sen niye yemiyorsun? Ben aç değilim aslında. Aa, olur mu öyle şey? Misafirlikte ikram edilen bir şey geri çevrilmez. Hem bak böyle kalorisi falan da yok. İncecik yaptım. Bir tadına bak en azından, değil mi? Eline sağlık canım, çok güzel oldu. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bela da üzerine sağlık. Afiyet olsun. Ali, kalk şu tüpü söndür. Afiyet olsun. Beğendin mi sen? Çok beğendim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Evet abla. Afiyet olsun canım. Ben tok geldim abla. Patates. Afiyet olsun. Bizde de var. Abi ne şey yapıyorsun ya? Acıktı. Ben açtım hepsini. Hepsini ben yaktım. Ocağı açma dedi Vefa. Açtım. Ben açtım. Osman abi, kazadır bu, olur. Bir şey yok. Bak ben de geçen arabayı vurdum. İnsanın başına geliyor böyle şeyler. Hem evde çok yanmadı. Biz hemen toparladık değil mi araba? Evet. Hallettik biz. Ölecektim ben. Osman abi. Vefa gibi ölecektim. Korktum. Ben çok korktum. Abim şu an korkacak bir şey yok. Bak hep beraberiz, sofradayız, yemek yiyoruz. Sıkıntı yok şu an, geçti her şey. Vefa'da korktum. Hı? Ali. Vefa. Korktun benim oğlum. Osman abi. Korktun değil mi? Biz müsait mi? Müsait, müsait. Hadi. Gel biz elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Korktum Vefa. Korktum oğlum. Kurban oldum abim. Gel yürü. Korktum Vefa. Gözünü seveyim gel. Osman abi. Gel abi. Korktu değil mi benim oğlum? Gel abi. Oğlum öldü. Tamam abim gel. Öldü Vefa. Hadi gel abi, gel. Sen bir yüzünü yıka. Oğlum öldü. Tamam. Cemil. Tamam. Geçtik tamam. Belki ne arıyorsun Dıt Dıt? Bak Cemre yanımda görecek ama kız. Görmez. Görse de bir şey anlamaz. Yapma. Yakalanırız burada. Gel. Gel. Berk yapma. İtiraz ettikçe daha çıkış olur. Berk ne oluyor ya? Berk ne yapmaya çalışıyorsun sen? Olmaz diyorum, bırakır mısın beni? Berk ne içtin ya? Berk bırak ne olur. Berk istemiyorum diyorum sana Berk. Ben nerede ne zaman istersen orada olur. Berk bırak. Berk bırak. Hazan. Ne yapıyorsun? Şimdi bu saatte buralarda falan taksi olmaz. O yüzden aşağı yola kadar beraber yürüyeceğiz. Yürüyelim. Zaten bana da iyi geldi yürümek. Açıldım yani biraz. İyisin ama değil mi? Ama sen böyle iyi misin diye sordukça ben daha da mahcup oluyorum. Amacım o değildi. Tabii ki değildi. Ali sen çok iyi birisin. Aileni, arkadaşların, sahiplenişin o kadar kıymetli ki. Eyvallah. Yeri değil belki ama bugün herkes sana yangın eli diye bağırıyordu. Bir hikayesi falan var mı? Özelse anlatma tabii. Yani. Yok değil. Çocukluk anısı. Vefadan sonra her anımı hatırlamaya başladım. Neyse onu da sonra anlatırım. Ya bugün yeterince yangına boğulmadık mı? Cemre. Anlatacaksın ama. Söz mü? Söz. Anlatırım. İyi ki bu uygulamayı yüklemişim. Ne işler çeviriyorsun Cemre ya? Ne işin var senin bu garip yerde? Vefa ile çocukluktan beri arkadaştınız değil mi? Çok soru soruyorum, çok konuşuyorum. Canını sıkmıyorum değil mi? Ya sıkmıyorsun, neyi sıkasın ya? Bu sokakların dili olsa var ya, neler anlatır neler. Bak. Bu yazı da bizim Vefa ile yazdığımız bir yazı. Sizin okulun o bursluluk sınavı var ya, ondan çıktıktan sonra beraber yazmıştık. Aklına ne geliyorsa onu yaz demiştim. Bunu yazmıştı. Şurada da bir tane park var. O zamanlarda bir salıncak vardı. Vefa erkenden gidip tüm mahalleli çocuklardan önce kapardı salıncağı. Sonra biz giderdik yanına. Tabii diğer mahalleli çocuklar da sırada bizi bekliyorlar. Ama biz de salmıyoruz ha. Tabii kimsenin bize bulaşmaya da gözü yemiyor. Öyle günümüzü gün ediyorduk. Burası da sana bahsettiğim park. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel ıslandık. Ne oldu? Sen de gel. Bizim mahallede sürekli sular kesiliyor. O yüzden gaza geldi çocuklar. Taksi! Ne yapıyorsun? Islanıyorum. Neden? Yanmaktan iyidir çünkü. Allah Allah. Gelsene, taksi bekliyor. Hayır sen gel. Ya. Gel. Bu mu olayımız, ıslanmak mı? Ne oldu, beğenemedin mi? Söz ısırmam seni, sayılı günüm belli. Abi kusura bakma. Hayırlı akşamlar. Cemre, ne yapıyorsun? Artık iki salıncağımız var. Benimle aşk mücadele. Cemre, çok teşekkür ederim. Ne için? Ya bugün için, az önce için, bir daha hiçbir şeyden keyif almam sanıyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Hı. Uzun zamandır hiç bugünkü kadar özgür hissetmemiştim. Sanki böyle yeniden kendimle tanıştım. Yani böyle sonunu düşünmeden, utanmadan, birileri bana kızacakmış korkusu yaşamadan. Nefes aldım resmen, öyle özgür hissettim. Bana daha önce salıncağa binmedim deme. Bindim ama böyle değildi. Nasıl ki? Salıncaktır canım. O kadar çok sorumluluk yüklemişim ki üstüme. Aslında bunlar sorumluluk da değilmiş. Hepsi birer kilitmiş sadece. Bilmece gibi konuşuyorsun. Bunları ilk kez kendime itiraf ediyorum. Neyse, sonra konuşuruz. Şu an anın tadını çıkarmak istiyorum. Ama anlatacaksın. Söz mü? Söz. Buralardan taksi geçer herhalde. Yani umarım. Öpmedi aşk ile, sorun tabii bende. Saçma telaşlarım bir de, bu sefer yine sevemedin afile. Sorun tabii bende, benimle aşk mücadele. Kumsallarda hep aynı rüyaya uyanmak isterim ben her sabah yanından. Uyumak ne mümkün aşkım, çok teessüf. Sen denizden çıkarken ah ne tesadüf. Hiç hiç acımı hissettin mi? Söz ısırmam seni, sayılı günüm belli. Son bir kere kucağında, dudağım omuzunda, uyusam öylece sonsuz bilmece. Deniz tuzu dilimde yok, bir sefer bile öpmedi aşk ile. Sorun tabii bende, çakma çoraplarım bir de. O sefer yine sevemedin afile. Sorun tabii bende, mücadelem kendimle yok. Bir sefer bile öpmedi aşk ile. Sorun tabii bende, saçma telaşlarım bir de. Bu sefer yine sevemedin afile. Sorun tabii.